Mesarya'nın kalbi renkleniyor. Değirmenlik ülkemize gelen herkesi çiçekleriyle karşılıyor. Sürdürülebilir bir çevre, çağdaş bir peyzaj düzenlemesi, özverili bir çalışmayla örnek ve tertemiz bir belde yaratıyoruz. Biz söz verdik. Söz verdiğimizi yapmaktayız temizliği ve sürdürülebilir bir çevre anlayışını tüm çalışmalarımızın odağına aldık. Temizliği tüm yıla yaydık. Peyzaj konusunda özellikle hassasiyet gösterdik. Beldemiz yeni bir çehreye kavuştu. Değirmenlik Belediyesi olarak hizmet kalitesini yükseltiyor, çok çalışıyor, birlikte üretiyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. sesinden tanırım. Rengin yakala. Hayata anlamlı kılanlara, hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadından market arayanlara. Özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara. Market reyonu, özel günle, özel kuru yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler. Hayat kuru yemişleri. Kuru olsa da adı, hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada. Günaydın Kıbrıs Postası TV izleyenleri. Sabah haberlerindesiniz ve 2 Aralık Perşembe sizlerle birlikteyiz. Hafta sonuna yaklaştığımız bu güzel Perşembe gününde hava mı sıcak? Dışarıda güzel bir hava var. Yani kış havası şimdi sıcak demeyelim, sizi de heyecanlandırmayalım ama. Ee, Aralık ayının e, ilk günlerine yakışır bir hava var. Hafif bir rüzgar var ki bu rüzgar bize soğuğu ve kış aylarını hatırlatırken güzel de bir güneş var ki keyfini tadını çıkarabilelim. Sabah haberleri hızlıca başlayacak çünkü konular var çok fazla ve gündemimiz çok fazla. Ee, haberler, detaylar, son dakikalar var. Dün e, tabii ki Haber merkezimize yansıyan haberler var. Bugün gündem olacak olanlar var. Bunların hepsi bugün sabahın haberlerinde konuşacağız. Yeni detaylar da var. Dün akşam Türkiye'de bazı gelişmeler yaşandı. Maliye Bakanı istifa etti. Onun yerine yeni e, Maliye Bakanı görevlendirildi. Dövizdeki son durum nedir? Ne olacak? E, biliyorsunuz böyle bu istifalar, e, siyasetteki değişiklikler hepsi e, günün sonunda e, dövizi etkiliyor. Günün sonunda Türk lirasının değerini etkiliyor. Günün sonunda ekonomiyi etkiliyor ve biz bunu yaşamak durumunda kalıyoruz. Bunu birazcık değerlendireceğiz tabii ki. Siyasi partiler Kıbrıs'ın kuzeyinde seçime hazırlanıyorlar. 23 Ocak seçim tarihi. Aday adayları kendilerini göstermeye başladı yanılmıyorsam 14 Aralık'a kadar mı? 14 Aralık'a kadar kesinleştirmeleri lazım adaylarını her parti 50 milletvekili adayıyla kendini bu arenaya atacak ve 23 Ocak'ta seçime gidilecek. Covid-19 buna izin verir mi, vermez mi? Bir günde 3 kişi hayatını kaybetti. 200'lü rakamların daha doğrusu 250'li rakamların altına bir türlü düşemiyoruz. Okullarda bağış dev bağış e, bulaş devam ediyor. E, okullarda e, öğrencilerin işte derslerinin online'a dönmesi gibi konular gündeme gelebiliyor ama bunun çer çerçevesinde, bunun etrafında, bunun çemberinde, bunun ekseninde bunu hiç takmayan sadece tek derde seçim olan hem e, Belediye seçimleri daha doğrusu hem merkezi seçimler hem milletvekili seçimleri hem de yerel seçimler e, gündemi partilerin gündeminde ve tam gazda devam ediyor. Biraz değineceğiz o bölgelerde neler oluyor e, cepheler karıştı partiler kapandı. E, Başka partilere geçiş başladı. Yuvaya dönüş sesleri gelmeye başladı. Bunların hepsini konuşacağız tabii ki. Bir diğer taraftan en büyük sıkıntılardan bir tanesi ekonomik sıkıntı. Ne olacak bu ekonomik sıkıntı? Döviz, euro, euroya geçilecek mi? Geçilmeyecek mi? Geçilirse ne olur? Bunu kim yapabilir? Seçim vaatlerinin içine denk geldi. En tehlikelisi. Ekonomik krizin içerisinde seçim bir de vaatlerin içerisine girdiği zaman en tehlikelisi bu oluyor. Yapılamayacak olan e, vaatler söyleniyor sanki gerçekmiş gibi ya da irade varmış gibi ve bunun üzerinden seçim kazanılmaya çalışılıyor. Bu gerçekten oldukça tehlikeli bir şey. E, birazdan izleyeceğiz, örnekleyeceğiz ve neler olduğunu göreceğiz. Hızlıca başlayalım. Sabah haberlerindesiniz dediğimiz gibi 2 Aralık 2021 Perşembe günündeyiz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Youtube'dan canlı izleyebilirsiniz programımızı bizlere ulaşabilirsiniz. Özellikle Facebook'tan yorumlarınız varsa, görüşleriniz varsa bizlere Facebook'taki canlı yayın linkinin altında yorumlarınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Aynı zamanda bizi YouTube'dan da izleyebilirsiniz. YouTube'dan izleyenler için bu arada hatırlatmalarımızı da yapalım. Kanalı takip edin ve bildirimlerinizi de açın ki her canlı yayına geçtiğimizde bildirimleriniz bize gelebilsin. Ben dün e, Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay'ın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda yaptığı e, televizyon programıyla e, başlamak istiyorum. Seyri Sefer harçlarının zamlanmayacağını söyledi. O kadar çok kendimizi şartlandırmışız ki bu duruma e, zamlanacak herhalde yeni yılda zam var şuna zam var buna zam var. Çünkü neden? Akaryakıtta aynı sorunu yaşıyoruz. E, elektrikte aynı sorunu yaşıyoruz ki az sonra bahsedeceğim onlardan da biraz ama temel gıda maddelerinde zaten başından beri aynı noktadayız. Yani bir gün markete gittiğimizde raftaki e, fiyatıyla ertesi günkü fiyatı aynı değil. Hatta Kıbrıs postasına e, ulaşan ihbarları değerlendirmiş. 24 saat içerisinde e, hatırlayacaksınız bulgurun fiyatını daha doğrusu buğdayın fiyatının e, değiştiğini söylemiştik, yazmıştık fişiyle birlikte. Sizlerle paylaşmıştık yani bunu kanıtlamıştık da. O yüzden artık vatandaş ciddi anlamda korkuyor bir şeyin fiyatının artmasından planladığı gibi çünkü bir şekilde katlanılabilir olmak durumunda yaşamak zorundasınız ve en basitinden beslenmek zorundasınız. Bu yüzden ayarlamalarınızı ona göre yapıyorsunuz. Geçtiğimiz ay belli ayarlamalar yapıldı bu ay için. Bu ayda belli ayarlamalar yapılacak. Ama siz hiç beklenmedik yerlerden zam bindirirseniz bu vatandaş nasıl ayarlama yapacak? Nasıl hayatına devam edecek? Bir anda bahsetti ama konuşmasının o programın detayı aslında Resmiye Can Altay'ın e, itiraflarıydı. Bir izleyelim sonrasında devam edelim. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay seyir sefer harçlarına zam yapılmasının gündemde olmadığını söyledi. Can Altay ayrıca... Karayolları Dairesi'nin altyapı olarak bitirildiğini de ifade etti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay, Beretse'de yayınlanan manşet artı programına katılarak açıklamalarda bulundu. Bakanlığa geldiği zaman Kuzey Kıbrıs'ı ışıl ışıl yapmak istediğini söyleyerek, erken konuşmuşum çünkü para yok, Karayolları Dairesi'nde elektrik teknisyeni ve elektrik mühendisi yok, bir lambayı değiştirecek eleman yok, Karayolları Dairesi altyapı olarak maalesef bitirilmiş durumda dedi. Karayolları Dairesi'ne en son 2002 yılında personel alındığını belirten Can Altay, eleman alım ilanının 2023 yılında çıkacağını ifade etti. Hava trafik kontrolörü çalışanlarına da değinen Can Altay, o görevde kimsenin çalışmak istemediğini söyledi. Can Altay, "Pandemi döneminde bile çalıştılar. Bu insanlar gidip çalışıyor. Bu insanların yasalarında boşluklar var. Onlara da dokunabilmeyi başardık. Yasa meclise gidecek." dedi. Ercan Havalimanı'nda meydana gelen yığılmalara da değinen Can Altay, Ercan Havalimanı'nda PCR yapmanın kaldırıldığını söyledi. Ülke ekonomisinin eğitime ve turizme bağlı olduğunu belirten Can Altay, Ercan'da kaos yaratılırsa gelen insanlar orayı aynı olarak göreceği için hem imaj karalaması olacak hem de erken kaçmalarına sebep olacak dedi. Seyrüsefer harçlarıyla ilgili de konuşan Can Altay, Seyrüsefer borçlarında faiz indirimine gidildiğini söyledi. Can Altay indirimin 26 Aralık tarihine kadar geçerli olacağını da ifade etti. Can Altay seri sefer harcını zamanında ödeyenleri de ödüllendirmeleri gerektiğinin farkında olduğunu ifade etti. Seri sefer harçlarının maliyenin kasasına gittiğini ifade eden Can Altay, seri sefer harçları bizim kasamıza gelse ülkenin bütün yollarını yaparız. Buna kesinlikle sıcak bakmıyorlar dedi. Karayolları itirafı bakan bunu artık programda söyledi. İçi boş, kimse yok çalışacak olan elektrik, yani ampul olsa da bozulsa da değiştirmeye kalksak kimse yok bunu değiştirecek olan diyor karayollarında. E, kusura bakmayın ama aslında yani Can Altay e, dün de ee, işte bugün de ve yarın da e, özellikle siz ve sizin partinizin iddiası var buralarda olmak için. Zaten dün öyleydi, e, bugün öyle ve yarın da böyle bir iddia var. E, sizin partiniz oralardaydı, yönetim büyük oranda sizdeydi. E, dünden bahsetmiyorum sadece dünden. Öncelere de gidelim Ulusal Birlik Partisi'nin hükümette olduğu dönemlere. Yani bunu çok açıkça söyleyelim. Ulusal Birlik Partisi'nin ee, bu yakınmaları, ulusal birlik partili bakanların, milletvekillerinin bu yakınmaları aslında böyle televizyonlarda olması lazım tabii ki basına ve kamuoyuna ama e, özellikle de kendi partilerinde olması lazım ki e, biraz daha belki işe yarasın kendi parti yönetimlerini, kendi parti kararlarını, başbakanlarını, genel sekreterlerini, bakanlarını kendi atadıkları müsteşarları, müdürleri bunları sorgulamaları lazım çünkü bugüne kadar oralarda irade koyduğunu zanneden, yöneticilik yaptığını zanneden, ülkeyi yönettiğini zanneden insanlar genelde bu insanlardı. O yüzden böyle şikayet ettiğimiz zaman biraz fazla oluyor sanki gibi geliyor ama işin özeti karayolları bitmiş durumda. Bunu bakan da düzeltemedi. Alt yapıda ciddi sıkıntısı var. Umarım gelecek dönemde düzelir. Ee, Seyir Sefer harçlarında affa gidildi. Ee, ve 26 Aralık mı 20 Aralık mı tarihi var. İnternetten bakın haberine de bakın muhakkak bir af geldi Seyri Sefer için. Bir diğer taraftan e, şunu da söyleyelim. Eee seyri sefer meselesini de ödeyenler için de bir şeyler düşünecekmiş Bakanın söylediği bu. Şimdi akaryakıta dönelim. Akaryakıtta ee, neler oluyor? İşte hava koşullarından dolayı gemi gelmedi. E, i̇ki gündür fark ettiğiniz mi bilmiyorum haberlerde çıkıyor ama esas fark etmek önemli. Benzin istasyonlarının kalabalığı, her yerde e, araba var, her yerde birileri var. Diğer taraftan Benzinliler Birliği de e, sınırlı sayıda benzin vermek zorunda kalıyor çünkü akaryakıt ülkeye gelmedi. Fiyatın artması bekleniyor. Bu fiyat istikrar fonunu boşaltıldığı için fiyat istikrar fonundan da karşılanamıyor ve halka direkt olarak e, zam olarak yansıyacak. Bunun bir dengesi bulunamadı bir türlü. Burada bir sıkıntı var. Hemen bir dönelim ee, akaryakıtta neler yaşandığına tam olarak sonrasında devam edelim. Akaryakıt sorununu yeniden yaşanırken Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdürü Malik İşimtekin... ...fırtınadan dolayı akaryakıt taşıyan geminin Türkiye Çeşme'de kaldığını söyledi. Kıbrıs Borsası'nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre tedarikçi firmalar zarar etmemek için az akaryakıt getiriyor. Akaryakıt sorunu devam ediyor. Benzin istasyonları işletmecileri akaryakıt sorunundan yakınırken Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdürü Malik İşimtekin konuyla ilgili Kıbrıs postasına konuştu. Şiddetli fırtına nedeniyle akaryakıt taşıyan geminin Türkiye'de çeşmede kaldığını belirten İşimtekin, geminin adaya varmasına göre Cuma ya da Cumartesi günü yakıt dağıtımının yeniden yapılacağını söyledi akaryakıt istasyonlarında yeterli stok bulunuyor diyen İşimtekin bir sorunun yaşanmayacağını ileri sürdü. Fiyatlarla ilgili görüşü sorulan İşimtekin zammın bakanlar kurulu yetkisinde olduğunu ifade etti. Öte yandan Kıbrıs postasının güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre tedarikçi firmalar akaryakıt fiyatlarından memnun değil. Firmalar zarar etmemek için akaryakıtı az getiriyor. Evet. Böyle bir kısır döngünün içerisine girdi bu akaryakıt meselesi. Ee, Ekonomi ve Enerji Bakanı'nın nuhtesinde de VON'un çözmesi gereken bir konu ama bilmiyorum devreye girecek mi, çözecek mi bu meseleyi. İzleyip göreceğiz hep birlikte. Seçim var ama o yüzden bu tip kaygılar önü tıkayan, oy kaybettiren belki de çok daha farklı sonuçlara neden olacak durumlar yaratabilir. O yüzden biraz daha geri geri duruyor ilgili bakanlar, ilgili kim varsa. Şimdi bir de Kıptek'te örgütlü Elsen elektrikle ilgili bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada fiyat düzenlemesine değindi. Önce bir izleyelim Kubilay Özkraç imzalı bir açıklama, Başkan Kubilay Özkraç imzalı bir açıklama. Bir izleyelim ondan sonrasında üzerine konuşalım. Ersen Başkanı Kubilay Özkıraç elektrikte fiyat ayarlamasına gidilmesi gerektiğini kaydetti. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesinin Kıptekin devasa zararlara uğramasına neden olduğunu, pek çok gideri döviz üzerinden olan Kıptekin zararına satış yapmasının artık sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Özkıraç Elektrik Kurumu'nun fiyat ayarlamasına gitmesi artık kaçınılmaz bir gerçektir. Ekonomik krizin içerisinde atılacak böyle bir adım elbette bugün biraz cebimizi yakabilir. Ancak yarını kurtaracak ve bu kurum Kıbrıs Türklerin iradesinde kalacaktır dedi. Evet Kıbrıs Türklerin iradesinde kalması için kurum Cebimizi yakması lazım ve bunun bedelini de vatandaş halk ödemesi lazım. Bunun kabul, tek bir e, kabul bile görürse topluma büyük bir zararı olacağını, bunun devamının geleceğini birazcık düşünmek lazım sanırım. Fiyatlarla oynamak işte zaten market fiyatlarıyla oynanıyor, asgari ücretle oynanmıyor. Zaten akaryakıt fiyatlarıyla oynanıyor, e, memur maaşlarıyla özellikle 2011 sonrası giren memur maaşlarıyla oynanmıyor. Ortada bir seçim var ve bu seçim olduğu için yine ülke böyle düğmesine basıldı ve durdu her şey hiçbir şey konuşulmuyor. E böyle bir ortamın içerisinde nasıl devam edeceğiz ve e, günün sonunda da tartışacağız bir şekilde diyeceğiz ki işte e, elektrikte zam lazım, şu lazım, bu lazım diye bu biraz e, zor şu anda fiyatların düşürülmesi, belki alım gücünün yükseltilmesi ve biraz daha rahat bir şekilde 2022 yılına girme noktasını konuşurken hala birileri yok işte akaryakıtta fiyatlardan memnun değil, öteki elektrikte fiyatlardan memnun değil. Diğeri market fiyatlarından memnun değil. Bu market meselelerine de biraz değinelim. Marketteki sıkıntıları da görüyorsunuz. Fotoğraflar da paylaşıyorsunuz. Zaten sosyal medyada onlarca fotoğraf var. İşte içki ve sigara alımında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Bir onları sizlerle paylaşabilirim. Az sonra sizlerle sizlere de gösterebilirim. Burada ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Hep böyle sıkıntılar karşımıza çıkıyor ama market fiyatlarında... Aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Eğitimde aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. İşte e, sağlıkta aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Kimse, örneğin e, bakmıyor bile. E, bu insan bu ayın içerisinde işte doktora gitti mi, gitmedi mi? Covid-19 dışında bir hastalıktan dolayı e, ekstra bir harcaması oldu mu, olmadı mı? Bir diğer taraftan şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, yani kimse bununla ilgilenmek zorunda değil tamam ama bu ülkede de bir temel sağlık hizmetinin e, devlet tarafından sunulması gerektiği inancındayım. Eğer bu da sunulmayacaksa bu devlet neden var? Ee, sağlığa harcanan para, eğitime harcanan para, temel gıda maddelerine harcanan paranın haddi hesabı yok. Böyle bir dövize bakalım. Dünkü gelişmelerden sonra da Türkiye'deki bu <laughs> Maliye Bakanı'nın istifasının ardından dövizde nasıl bir dalgalanma olmuş ona da bakacağız. Dün ee, dün müydü, ondan önceki gün müydü ondan emin değilim ama e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o konuşmanın ardından e, dövizde dalgalanmalar oldu. Tamamen onun öncesinde de fotoğrafları var, e, sizlerle paylaşabilirim. E, marketlerde ve bazı yerlerde özellikle dövize endeksli e, fiyatlandırması olan, Ürünlerde fiyatlarda bir artış vardı. Daha doğrusu stoklarda bir azalma vardı. Bu örneğin burada bir markette içki ve sigara iki adetle sınırlıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Niye? Çünkü fiyatları artacak. O yüzden skot stokları tüketmeyin. Biz raftan kaldırmıyoruz ama fiyatları artacak. Bu konuda bir kıtlık var. Bu çağda 2021 yılındayız. Sonuna geldik. Çok kısacık bir süre kaldı. Sonuna gelelim. Bu çağda insanlar market alışverişlerini sınırlı yapmak durumunda kalıyorlar. Gerçekten ya ilkel zamanlara geri döneceğiz. Onun hazırlığı yapılıyor ya da bize bu kadar e, tırnak içinde söylüyorum modernliğin içerisinde ilkellik yaşatacak ki yaşatılacak ki e, çok da fazla başka taleplerimiz olmasın. E, marketten sadece şu kadarla sınırlıdır. Bu kadarla sınırlıdır denmenin 2-3 sebebi olabilir. Biri gerçekten gıdlık olabilir, ülkeye girdiler olmayabilir, İşte ambargolar olabilir, hiçbir üretici yurt dışından ürünlerini buraya vermeyebilir. Paranız olmayabilir, satın alamazsınız. Bütün dünyada gıdlık yaşanabilir ve bu yüzden erişimi çok zor olabilir. Diğer taraftan fiyatlarının artacağı gündeme gelmiştir eskiden hatırlayacaksınız hatta hala bazı fırsatçı marketler raflardan kaldırıyor stoklarını da kaldırıyor bitti tükendi diyor sonra da o stokları yeni fiyattan raflarına koyuyor böyle fırsatçılar da var tabi ama ne ee, için bunlar yaşanıyor şu anda hayatımızda bunları iyi düşünmek iyi analiz etmek lazım biz bunları yaşarken diğer taraftan başka şeyler daha yaşanıyor. O da siyasi gelişmeler. Onlara da birazdan değineceğiz. Şimdi bir dövize bakalım. Bu arada e, dolar yeni e, kurdan bahsediyoruz şu anda sabah saatleri itibariyle. 13.35 dolar, euro 15.19 ve sterlin ise 17.83. Bu bizi bugün e, olumsuz bir havaya sokacak. 17.83 sterlin, 15.19 da euro diyebiliriz olarak. E, Artık nasıl devam edeceksek bu durumla göreceğiz. Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz bu konuyla hem bu döviz meselesiyle ilgili hem de ülkenin ekonomisiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ona bir gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Kıbrıs Postası'na konuşan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, hükümetin ekonomide acil önerilerini dikkate aldığını ama uygulamada önemli eksikliklerin göze çarptığını söyledi. Deniz, Türk Lirası'nda stopaj, dövizde kurs sabitlemesinin, sınırlı oluşu, kredi programı gibi başlıkları örnekledi. 13. maaş konusunda belirsizlik konusunda konuşan Deniz, muhakkak bir yol çözüm bulunacaktır. Başbakan bunun ocakta ödeneceğini söyledi. Bunun yeni yıla kalmasının sebebinin borçlanma kapasitesi olduğunu zannediyorum dedi. Bütçenin sadece kamu ve cari harcamalara dönük olduğu konusunda bir dizi eleştiri yaptıklarını hatırlatan Turgay Deniz, hükümete acil önerilerinin ne olduğunu sorulması üzerine ise geçtiğimiz günlerde Başbakanlık'ta yapılan ekonomi toplantısını hatırlattı. Evet, Başbakanlık'ta yapılan ekonomi toplantısını hatırlattı. Siz biliyorsunuz biz söyledik size dedi aslında. Ee, ama esas mesele... Ee işte dövizin artması, giderlerin artması Ticaret Odası Başkanının e, yani düşündürtmek için söylüyorum bunu. Ticaret Odası Başkanı ve kamu özel e, ayrımının en çok yapıldığı yer biliyorsunuz. Oraları Sanayi Odası, Ticaret Odası, esnaflar e, biraz daha kamu sektöründe çalışan insanların hani eşitsizlik noktasında özel sektörde de insanlar o noktaya gelmeli e, bakış açısıyla bakıyorlar diye tahmin ediyorum. Yani umuyorum ki öyledir. Çünkü hep eleştiri o yönde geliyor ama bir şey dikkatinizi çekti mi? Turgay Deniz Ticaret Odası Başkanı 13. maaştan bahsetti. 13. maaşı herhalde bir şekilde kaynak bulup ödeyecekler dedi. Neden bunu e, bu kadar gündeme getirdi Ticaret Odası Başkanı? Çünkü 13. maaş bu ülkenin memuruna verilmesiyle birlikte bu ülkedeki insanlara verilmesiyle birlikte bir can suyu olarak değerlendiriliyor. Her açıdan, her açıdan yani bankalar kredilerini alması açısından, alışveriş açısından, esnaf açısından, plan program açısından 13. maaş ve bu tip ödenekler biraz daha seviyenin hala çok yerlerde olmadığını biraz daha sürdürülebilir bir durumda olduğunun bir göstergesi de olabilir. İşte bu yüzden 13. Maaş Ticaret Odası Başkanı'nın da diline yapışmış durumda. 13. Maaşın ödenmesi gerektiği. Bu 13. Maaş, maaş meselesi hani böyle ödendi diye alkışlayacağımız bakanlar devrinin geçtiğini sanıyorduk ama olmadı. Öyle olmadı. Olmuyor da bir türlü maaş ödeyince... Alkış bekleyen bakanlara sahibiz. Hala yani Maliye Bakanı e, şunu ödedim bunu ödedim e, maaş ödediği için gerçekten alkış ve tebrik bekleyen e, bakanlar var. Çünkü onlara da sorsanız aslında haklı sebepleri var. Niye? Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu anda maaş ödemek, şu anda 13. maaş ödemek e, çok zorlu bir süreç ee, o yüzden onları da artık anlamamız lazım, ee, onları da düşünmemiz lazım bu sürecin içerisinde. İlginç bir durum tabii ki. Maaş ödede diye Maliye Bakanı tebrik ve alkış bekliyor. Ee, gerçekten de ilginç bir durum. Şimdi bu e, meselenin içerisinde yani daha doğrusu bu ekonomi meselesinde insanların alım gücü e, meselesinde nasıl bir e, tavır ve e, durum izlenecek? Bunu seçim de belirleyecek. Bundan sonraki durum da belirleyecek. Ne kaldı geride? Maliye Bakanı'na bir bakalım mı? Yani Türkiye'nin Maliye Bakanı'nın bu istifa meselesine hemen bir bakabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi dün akşam. E Resmi gelse de yayınlandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzasıyla yayınlandı. Onun yerine de Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. E ama ne olacak günün sonunda bu Türkiye'de neyi tetikleyecek Neden de böyle bir süreç oldu? Esas mesele de o, sorulması gereken soru da o. Ee, neden böyle bir şey yaşandığı, ee, bunu bir yerlere yazmamız, bir yerlerde e, konuşmamız lazım. Bu arada e, imkansız üçleme, kur faiz ve sermaye hareketleri, İktisat Bankası'nın da piyasa analizi yayınlandı az önce. E, büyük bir dalgalanmayla başladığı dünün e, pazartesi gecesi geç vakitlerde de psikolojik 14 seviyesine eşleşen e, dolar Türk lirası karşısında dolar kotasyonların ardından dün sabah erken saatlerde 13 seviyesinin diplerine kadar kurun gerilediğini görmüşler. Kısa bir süre zarfında kaydedilen bu kadar büyük bir dalgalanmanın ekonomide kimseye fayda sağlamadığı gibi. Likiditenin de kaybolması ve fiyat adımlarının uzaması piyasa mekanizmasını da işlevsiz kılıyormuş. Yani aslında bu dalgalanma e, hiç de beklenilen bir durum, istenilen bir durum, altından kalkılabilecek bir durum değil. Türkiye bu anlamda e, kötü anlar yaşıyor. Ne zaman Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, ekranlara çıkıp ekonomiyle ilgili bir şey söylediğinde zaten bir o kadar daha fazla, ee, bu e, durumda karşı karşıya kalınıyor. Bunu tabii ki e, çözülmesi bir atlatılması lazım ama nasıl onu da konuşacağız. Bazıları talip buna ama öncesinde bir 90 saniyeye gidelim. 90 saniyede e, dün akşamdan bugün sabah yansıyan haberlere bir bakalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Döviz krizi ve benzinde tedarik söylentileri vatandaşların akaryakıt istasyonlarına hücum etmesine neden oldu. Kıpteke personel geliri ve diğer kalemler hariç sadece Aralık ayında bugünkü kurla 150 milyon Türk liralık yakıt gerekiyor. Ersan Başkanı Kubilay Özkıraç elektrikte fiyat ayarlamasına gidilmesi gerektiğini kaydetti. Sağlık Bakanı Doktor Ali Pirli, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere tepki göstererek sağlıkta siyaset olmaz, bana siyaset yapmayın dedi ve günü geldiğinde herkesin hesap vereceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Müsteşari Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doçent Doktor Deren Oygar, Acil Durum Hastanesi'ndeki 24 yataklı yoğun bakım servisinin kapasitesinin artırılması ve hastanede görev yapan hemşire sayısının artırılması için gerekli adımların atıldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte toplam 16.135 test yapıldığını, 273 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 340 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan görevinden istifa etti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah haberlerindesiniz. 2 Aralık 2021 Perşembe günündeyiz. Böyle hafta sonuna adım adım yaklaşırken yoğun bir hafta. Ee, yine telaşla, endişeyle döviz ne olacak, işte maaşlar ne olacak, ödenecek mi, ödenmeyecek mi, nasıl bir hafta geçireceğiz, işte yeni yıla giriyoruz, esnaf nasıl kazanacak bunları düşündüğümüz bir taraftan da Başka bir yerlerden korkumuzun olduğu yani COVID-19 gibi bütün dünyanın şu anda konuştuğu COVID-19 e, mücadelesi koronavirüs salgınına karşı neler yapılacağının konuşulacağı, vakaların yükseldiği, e, okullarda vakaların çıktığı bir diğer taraftan omikron diye bir yeni mutasyon varyantla karşı karşıya kaldığımız e, gibi bazı, durumlar, bazı kötü durumlar yaşandı bu haftalarda da. Bunun gerginliğiyle yeni bir aya girdik. Ee, Allah'tan hava e, bizi e, nasıl diyelim mutlu tutuyor şu anda. Çünkü çok güzel bir hava var dışarıda. Hem güneş hem masmavi bir gökyüzü ve aralık ayını hissettirecek olan hafif bir esinti. Bu bizi biraz rahatlatabilir ama o kadar çok olumsuz şey var ki bir anda onların içine gömülüyoruz. İşte bu akaryakıtta fiyatlarla ilgili bir şey duyduk. Hop hepimiz benzin istasyonlarına kuyruklar, trafikler aynı şekilde insanların sinirleri ve psikolojileri bir şekilde orada bozuluyor zaten. Bir diğer taraftan her dakika ilgisi alakası olan olmayan anlayan anlamayan herkesin işte televizyonu açıp da ne oldu döviz, işte dolar kaç para oldu, euro kaç para oldu, sterlin kaç para oldu diye baktığı bir süreci yaşıyoruz. İşte bunun içerisinde bir de istikrarsız bir durumumuz var. Hangisi işte yönetilme meselesi. Ona da seçimler var. 23 Ocak'ta bir hazırlık var. Bu hazırlığa giderken de böyle garip garip olaylar var. Milletin partisi, Millet partisi, Milletin partisi. Artık hangisini koyduysa çok kısa sürede kuruldu kapandı. Ee, yazık oldu. Bir kadın başkanları vardı ee, tabii ki. Bir de terminalde çok güzel de bir yerleri vardı. Ee, iyi para harcanmış. Kapattılar. Ne yaptılar? Ulusal Birlik Partisi'ne geçtiler. Bertan Zaroğlu yeniden Doğuş Partisi'nde Erhan Arıklı ile anlaşamadı. Partiden istifa etti. Topladı tasını, tarağını. Üyesini, bir noktadaki üyeyi ve Milletin Partisi'ni e, kurdu. Kendi geçemeyeceği için, kendi aktif olamayacağı için e, kadrolarını oraya yerleştirdi. E, bir sürede öyle devam etti. Amacına ulaştı. Seçimlerde e, Faiz Sütuncuoğlu'nun e, isteğiyle, görüşmesiyle yaptığı toplantılarla Ulusal Birlik Partisi ile birlikte hareket etme konusunda ikna oldu. Ve Ulusal Birlik Partisi'ne geçildi. Millet Partisi, Milletin Partisi üyeleri de. E, zaten oralardan kopmuşlardı. Yani aslında e, çok böyle şaşırdığımız bir durum değil açıkçası. Yani Yeniden Doğuş Partisi, Demokrat Parti, Ulusal Birlik Partisi... E, Halkın Partisi demeyeceğim çünkü onun üye yapısı biraz daha değişti şu sıralar ama bunlar hep aynı kaynaktan beslenen siyasal yapılar aslında. Çok bir şey değişmedi. Yani yabancıya gitmedi daha doğrusu. Zaten genel olarak Ulusal Birlik Partisi'nin içerisinden ya da Demokrat Parti içerisinden. Çünkü Demokrat Parti bu kadar güçsüz başlamamıştı siyasi hayatına. Sonradan sonradan bu güçsüzlükler geldi Demokrat Parti'nin hayatına. Ulusal Birlik Partisi'nin içerisinden ya da Demokrat Parti'nin içerisinden çıkıp da kendi başına siyaset yapmak isteyenlerin kurduğu yapılardı. Sonra o yapılar kapandı. Sonra başkaları başka bir yere gitti. Sonra geri geldiler. Yani tıpkı ÖREP gibi, tıpkı YDP gibi, tıpkı işte Millet Partisi gibi partiler. Şu anda başka partiler de var böyle. İşte zamanında oldu. Ee, bu gibi parti işte, His Partisi'ydi, diğer partilerdi. Şimdi adlarını hatırlayamayacağım yığınla parti vardı ama bunlar da yine Ulusal Birlik Partisi'nin içerisinde e, belli başta kavgalarda kendini ayıranlar olmuştu. İrade konusunda kendini ayıranlar olmuştu. Onların kurdukları yapılarda sonra tekrardan yuvaya döndüler. Yuva aslında Ulusal Birlik Partisi. Peki ki bunun aksini kim söylüyor? Erhan Arıklı söylüyor. Erhan Arıklı yaşanan bu gelişmenin ardından yeniden Doğuş Partisi'nden ayrılıp Millet Partisi'ne giden ve daha sonrasında parti kapanmasıyla birlikte Ulusal Birlik Partisi'ne geçen kendi üyeleri olduğunu söylediği kişilere bir çağrı yaptı. Yuvaya geri dönün dedi. Yuva yeniden Doğuş Partisi Erhan Arıklı'ya göre ama biraz daha derine giderseniz esas yuva Ulusal Birlik Partisi. Bir haberi var bunun izleyelim sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Bertan Zaroğlu ile birlikte Yeniden Doğuş Partisinden ayrılıp Milletim Partisini kuran ve kısa sürede Ulusal Birlik Partisine geçme kararı alan eski Yeniden Doğuş Partili üyelerine seslenen Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, yuvaya dönün çağrısı yaptı. Millet Partisi kurucusu ve bağımsız Defkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun dün Kıbrıs Postasına yaptığı açıklamada 15 gün önce Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından Ulusal Birlik Partisi'ne katılmaları konusunda teklif alındığını ve Ulusal Birlik Partisi'nden aday olacağını duyurmasının ardından yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı yazılı bir açıklama yaptı. Zaroğlu ile birlikte Ulusal Birlik Partisi'ne geçiş yapacak olan eski yeniden Doğuş Partililere seslenen Arıklı, Sayın Zaroğlu'nun iddia ve iftiralarına inanıp partimizden istifa eden arkadaşlarımıza yuvaya dönün çağrısı yapıyoruz dedi. Yeniden Doğuş Partisi'nin en büyük rakibinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu vurgulayan Arıklı, 1987 yılında benzer bir oyunun oynandığını fakat bugünse tabanın partiye sahip çıktığını ifade etti. Evet, kendisi de bunu hatırlatmış zaten Sayın Arıklı yaptığı konuşmanın içerisinde. Dönüp dolaşıp aynı siyasi yapı ve aynı siyasi partiler etrafında biri birinden canı sıkılıyor, Hop, ben gidiyorum başka bir parti kurayım diyor, gidiyor. Sonra geliyor diyor ki yok olmaz biz yuvaya geri döneceğiz. Yuva dedikleri Ulusal Birlik Partisi. Onun içerisinde Ulusal Birlik Partisi zaman zaman, teşbih de hata olmaz, zaman zaman bu, bu kusmaları yapmak durumunda kalıyor. Bu çıkarmaları yapmak zorunda kalıyor. Çünkü bir e, rahatlayıp devam etmesi lazım. İçerisindeki tartışmalar kısır noktaya geliyor ve e, bir şekilde devam etmesi lazım. Ee, nasıl devam edecek bundan sonra? O şeyin heyecanındalar şu anda. Aday adaylarının başvuru heyecanındalar. Ee, televizyon programına katıldı ee, Lefkoşa ilçe başkanı ve aday aday Remzi Gardiyanoğlu. Haberim yoktu dedi ama arkasındayım dedi. Şunu dedi bunu dedi Bertan Zaroğlu ile ilgili. Bir izleyelim onu da sonra devam edelim. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa ilçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Millet Partisi'nin Ulusal Birlik Partisi'ne katılımıyla Bertan Zaroğlu'nun Lefkoşa'dan kontenjan adaylığı konusunu başbakanın kendisiyle konuşmadığını ama kararın arkasında olduklarını söyledi. Bertan Zaroğlu'nun katılımı değerlendirilmeye devam ediliyor. Kıbrıs TV ekranlarında konuşan Gardiyanoğlu gelişme hakkında hayırlı olsun dedi. Tabii ki her zaman arzu ettiğimiz bir olay da sahada birlik olayı. Çünkü bu ülkede %60 bir sağ kesim %40 bir sol kesim var. Bazen siyasette günün konjonktürüne göre bazı dengeler biraz değişiyor ama değişiyor. ülkemizde genellikle sağ oyların çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Hı hı. Tabii ki diğer partinin kapatılması, Ulusal Birlik Partisi'ne dahil edilmesi ve oradaki mevcut bağımsız bir vekilin Ulusal Birlik Partisi'ne katılmasıyla ilgili karar tamamıyla Sayın Genel Başkanımız'a aittir. Hı hı. Biliyorsunuz bundan çok kısa bir sürede %60 oyla seçilen Sayın Sucoğlu Ulusal Birlik Partisi'nin hem Genel Başkanlığına geldi hem de Kuzey Kıbrı Türk Cumhuriyeti'nin başbakanı olmuştur. Bizler, Sayın Genel Başkanımızın almış olduğu kararları sorgulayan değil, tam tersine arkasından destek olan hı hı. kişileriz. Ki ben olay o günün sonra Sayın e, Genel Başkanımızla görüşmedim. Yani bu konuyu kendisiyle görüşmedim. Kendisi mutlaka iyi bir hesabını, kitabını, matematiğini diyeyim daha doğrusu yapmıştır. E, biz Ulusal Birlik Partisi'nin de görevi de e, Sayın Genel Başkanımızın almış olduğu kararın arkasında dimdik durmaktır. Hı hı. Hayırlı konu, olsun diyelim. Hayırlı olsun hı. E, Ve dediğim gibi artık önümüze bu süreçte işte de hep birlikte bakacağız. Evet, Gardiyanoğlu Sadık Gardiyanoğlu'nun açıklamasıydı bu şekilde. Yani biz bunu sorgulamayız biz parti başkanı. Hele bu süreçte 23 Ocak'ta seçime giderken, Faiz Sucuoğlunun başkanlığındaki bir süreçte seçime giderken parti başkanının, başbakanın söylediği mi sorgulanır? Mümkün mü böyle bir şey? Sizi yazmaz vallahi listeye. Yazmaz önünüzü keser. Bu siyaset dediğiniz şey bu şekilde şu anda. Böyle işliyor. Ne kadar yanımdasın, ne kadar e, yanımda olmasan da yanımda olduğunu göstereceksin. Ona göre o listelere yazılacaksın. Şu anda hazırlanma o yönde. Ulusal Birlik Partisi'nde bir tabii ki maddi güç, para çok önemli. Çünkü ciddi bir katkı yapılıyor partiye. Milletvekili adayı olmak istiyorsanız ciddi bir para harcayacaksınız diyor. Ulusal Birlik Partisi ben de partiyim. Kocaman da bir partiyim. Bu partinin paraya ihtiyacı var. E, dökeceksiniz parayı öyle milletvekili adayı olacaksınız bu partiden kolay değil Ulusal Birlik Partisinden milletvekili aday olmak öyle herkesin harcı da değil Ulusal Birlik Partisinden milletvekili adayı olmak diyorlar ama günün sonunda karşılaştığımız manzarada e, yine e, işte itibarları iade etmek için yapılanlar e, yani işte tamam ya işte bizim çocuğa da bir vekillik verelim. İşte adaylık verelim ama en sondan verin de uğraşmayalım Bunların hepsi bu siyaset bu siyasi arenada şu anda yapılan bu siyasetin içerisinde zaten yapılıyor yapılmaya da devam edilecek bu biraz çözülmediği sürece Çünkü siyaset dediğimiz şey işte şu anda bu yaptıkları politika noktası e, halkın yararına olan bir nokta değil şu anda bu haliyle. Normal şartlarda tabii ki halkın yararına siyaset, halkın yararına e, belli başlı kararların, çoğunun e, yararına alınacak olan e, kararların, düzenlemelerin olması gereken e, noktada olması gerekirdi. Ama öyle mi? Değil tabii ki. Onun için çalışılıyor mu? Hayır şu anda onun için de çalışılmıyor aynı zamanda. E, bir de iskeleye gidelim iskelede de e, Ulusal Birlik Partisinin böyle şölenler oldu. E, Nazım Çavuşoğlu gençlere seslendi. İşte parti her zaman gençleri ön e, plana çıkarmıştır. Gücünü gençten alıyor, gücünü şuradan alıyor, gücünü buradan alıyor. Dedi dedi. Listeleri çok merak ediyorum. O 50 kişi Ulusal Birlik Partisinin içindeki 50 kişi o genç sınıfına girecek mi? Ee, artık yeni yüzler sınıfına girecek mi? Bir şey değişecek mi? Hayır değişmeyecek. Onun için söylemiyorum ama o sınıfa girecek mi? Bu kadar çok genci, kadını, şuyu, buyu çok konuşuyor. Ulusal Birlik Partisi özellikle genci konuşuyor. Ee, listesine bir bakacağız tabii ki 50 kişilik listeye. Bakalım kaç tane genç göreceğiz. Özellikle iskelede dikkat edin bence. Çünkü gerçekten ciddi bir genç nüfus var. Ve İskele son gözde yer, ee, Ulusal Birlik Partisi'nin de herkesin de son gözde yeri. O yüzden belki de daha da fazla ilgi gösterilmesi, daha da fazla gençlerin ön plana çıkarılması gereken bir bölge. Nazım Çavuşoğlu buna dikkat çekmiş ama pratikte nasıl uygulanacak ben merak ediyorum doğrusu. Bir izleyelim haberi sonra devam edelim. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tek başına iktidar hedefiyle yola çıktık ifadelerini kullandı. Ulusal Birlik Partisi milletvekili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Çavuşoğlu Ulusal Birlik Partisi'nin her dönem gençleşen enerjisiyle iktidara geldiğini dile getirerek özellikle İskele bölgesinde gençler her zaman partimizin tüm seçimlerinde lokomotif güç olmuştur dedi. Tek başına iktidar hedefiyle yola çıktık diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti: Bu yolda büyük bir emek ortaya koyan, parti kadrolarına güvenen ve inanan gençlerimizle omuz omuza mücadeleye devam ediyoruz. Güç alıyoruz, enerjimizi artırıyoruz. Partimizin tek başına iktidar hedefine iskeleden çok güçlü bir destek veriyoruz. İskelede hedefimiz en az yüzde elli. Bu gücü gençlerimizden alıyoruz. Çavuşoğlu. İskele ilçemizde birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik. Buradan ada genelindeki tüm Ulusal Birlik Partili kardeşlerimize dayanışma içerisinde tek başına iktidar için çalışacağız mesajını veriyoruz. İskele hazır ifadelerini kullandı. Dün akşam düzenlenen etkinlikle de mazbata bu belediye parti meclisine seçilen e, kişilerin mazbatalarını da verildi. Yine Ulusal Birlik Partisi'nde hareketli bir gece yaşandı e, bu mazbata töreninde. Dediğimiz gibi bunlar konuşulabilir. Seçim döneminde her şey söylenebilir. Ne kadarına inanıp ne kadarına güveneceğimiz tabii ki bizim elimizde. Geçmişe muhakkak bakmak zorundayız. Muhakkak bazı e, kıyaslamaları yapmak zorundayız. Ne söyledilerdi, ne yaptılar, ne yapabilirler, ne var ellerinde. Hayal kurmadan. E, Gerçekçi olarak ne var gözümüzün önünde bunu kim başarabilir ya da başarabilir mi başaramaz mı bunu dürüstçe kendimize söyleyip sanıyorum ki o sandık meselesinde e, gidilir gidilmez orası değil e, tartışma konusu ama düşünce yapısı olarak e, iyice düşünülmeli işte iyi insanın çok fazla işe yaramadığını. Ee, i̇nsanların iyi olmakla siyaseti de iyi yapacak anlamına gelmediğini. Halkın yanında olmanın iyi insan, iyi doktor, iyi avukat, iyi mühendis, iyi mimar falan olunamayacağını görmüş olduk. O yüzden görmüş olduk diyorum. Bazıları gördü, bazıları hiç dikkat bile etmedi. O yüzden belki bu süreçte biraz daha görme fırsatınız olur. Cengiz Refikoğulları günaydın demiş. Metin İsmet Pekri günaydın. Sadullah Demir günaydın. Devran Budalı günaydın. Halil Çetin günaydın. Salih Kurşuniler günaydın. Herkese günaydınlarımızı gönderelim. Sesimizin ulaştığı her yere Günaydınlarımızı gönderelim. Umarım güzel bir güne başladınız ya da başlamak için hazırlıklarınızı yaptınız. Çünkü dışarıda hava çok güzel. Muhakkak nerede olursanız olun güneşin tadını bir şekilde çıkarmaya çalışın. Şimdi bir seçimle ee, ekonomik açıklamalar doğal olarak birbirine girdiği bir e, süreçteyiz. E, Muhalefet ise bu süreci daha da etkin değerlendirmeye çalışıyor. Çünkü artık bir açık yakaladı. Bunu en iyi yakalayan da kim? Cumhuriyet Türk Partisi. Nereden yakaladı? Dövizden yakaladı. Geçtiğimiz gün, dün akşam değil ondan önceki akşam Çatalköy'de bir etkinliği vardı Cumhuriyet Türk Partisi'nin. Tufan Erhürman kürsüye çıktı, birçok konuşma yaptı. Konuşmasını da e, sloganlarla bitirdi aslında. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin birçok sorunu çözeceği noktasında. E, bunu Cumhuriyetçi Türk Partisi çözer, şunu Cumhuriyetçi Türk Partisi çözer ve Cumhuriyetçi Türk Partisi gelip bunların hepsini çözecek dedi. Burada bir... E, Hata var mı? Yok hata yok. Partinin programı, partinin propaganda süreci. Buna bir şey söylenemiyor ama bu bir tek Cumhuriyetçi Türk Partisi çözer. İşte döviz sorununu Cumhuriyetçi Türk, bu Euro'ya geçişi Cumhuriyetçi Türk Partisi çözer noktasındaki bir propaganda süreci başlamış oldu. Eş zamanlı olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin milletvekillerinin de sosyal medyadaki e, bu Euro ve CTP çözer, e, şu ve CTP çözer gibi tavrı da tabii ki e, izlenmeye ve takip edilmeye değer bir durum muhalefet açısından. E, diğer taraftan işte muhalefete talibiz diyen bir bağımsızlık yolu var. E, seçime girip girmeme konusunda e, üyelerine ve vatandaşa soran bir YKP var işte sol hareket ne yapacak? BKP ne yapacak? E, TKP ne yapacak? E, noktasının da e, TDP ne yapacak? E, Mehmet Armancı milletvekilliği değil belediye başkanlığını seçti. E, o 2000 e, işte önümüzdeki yıllarda e, yeniden aday olacak belediye seçimlerinde yine Lefkoşa'dan anladığımız kadarıyla. Ee, böyle süreçler yaşanırken Cumhuriyet Türk Partisi e, biz çözeceğiz bunu ve güçlü de geleceğiz ve çözebiliriz de e, geçmişte yaşanan süreçleri gördünüz, e eşimde yaşananları da görüyorsunuz biz çözeceğiz bu süreci diyor. Nasıl bir süreçten geçtiğimizi biraz sonra konuşalım ki bu çözüm Cumhuriyet Türk Partisinin gerçekten bir çözüm olabilecek mi? Ne demek istedi Tufan Erman? Ama önce bir izleyelim. Çatalköy e, gidelim. Geçtiğimiz akşama gidelim. Bir izleyelim. Sloganları da bir duyalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. CTP geliyor. Kıbrıs Türk halka ayakları üzerinde duruyor. CTP geliyor. Çözüm umutları yeniden yeşeriyor. CTP geliyor. Çözüm için doğru zemine basmaya, yeniden basmaya devam ediyoruz. CTP geliyor. Avrupa'yla yeniden buluşuyoruz. ÇTB ÇTP geliyor. Evet ayaklarımız üzerinde duruyoruz. Evet tekrardan muteber saygın konumumuza geri dönüyoruz. Kim konuşacak Euro meselesini? ÇTP konuşacak. Kim konuşacak tam gün okullarınızda eğitimi, çocuklarınız için fırsat eşitliğini? CTP'den başka kimse konuşmayacak. CTP konuşacak. Kim konuşacak? Yerel gelinlerimizle yerel giderlerimizi karşılayıp gemi ayaklarının üzerinde durmayı CHP konuşacak. E peki kim kuracak bu hükümeti? Kim kuracak? Bu seçimden sonra hükümeti gene CTP kuracak. Bunu anlatacağım. Evet, CTP'den başka kimse konuşmayacak kısmı da var. Belli ki biraz Tufan Hoca orada e, stresine yenik düştü. İnşallah öyledir diye düşünüyorum. CTP'den başka kimse konuşmayacak doğru bir yaklaşım değil. Tam gün eğitim meselesinde değindi. Şimdi bunları konuşmak için nasıl bir parti olmak lazım? Şu anda bunlar mesela neden konuşulmuyor Ulusal Birlik Partisi olarak? E, faiz Suçu olduğu hükümetini çok fazla değerlendirebilir miyiz bilmiyorum bununla ilgili. Çünkü... <laughs> Çok kısa bir süredir e, hükümette olan bir, e, daha doğrusu Ulusal Birlik Partisi Faiz Tücoğlu ve Fikri Atıoğlu çok kısa süredir hükümetteler. Onun öncesinde Ersan Saner hükümeti vardı. Belki onu biraz değerlendirebiliriz ama işte e, 4 senedir tam gün eğitime geçilmemesini, e, 4 senedir yaşamadığımız kriz mi vardı? 2018'de dörtlü hükümet vardı. Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümetteydi. Ciddi bir ekonomik kriz yaşadık dövizde de. Ülke içinde de yaşandı bu ekonomik kriz. Hatırlayacaksınız Tufan Erhürman özellikle şunun içinde suçlandı. İşte market fiyatları, denetim yapılmaması çok büyük badireler atlattı o dönem dörtlü hükümet. Yine biz euroya geçişi konuşamadık. Bırakın başka sebepleri. Yani aslında ya da tam gün eğitimi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin dün kurulan bir parti olmadığını biliyoruz. Eğitim Bakanlığı yaptı. Sayın Talat'ın Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemlerden geçildi. Cumhurbaşkanı olarak ikinci cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın eğitim bakanlığı yaptığı Cumhuriyetçi Türk Partisinin işte eğitim bakanlığında sağlık bakanlığında güçlü olduğu dönemler oldu. E, muhalefet olsa da ya da küçük ortak olsa da güçlü olduğu dönemlerde oldu. Karar da değiştirdi. Tarih kitapları değişti. E, Kolestinalar ile ilgili belli başlı kararlar alındı ama o kadar güçlü değilmiş demek ki hemen hükümet yıkılınca, Ulusal Birlik Partisi gelince kararlar aynı şekilde e, yıkıldı. Bu halktan destek almakla alakalı bir şey. Bunu yapamamış bir Cumhuriyetçi Türk Partisi şimdi buna hazırlanıyor. Ulusal Birlik Partisi ne kadarını yapabildi ama bunu konuşacak olan Cumhuriyetçi Türk Partisi. Bunu konuşabilmesini sağlayacak olan koşullar neler? Yani işte yine aynı saygın pozisyonla öyle es geçiliyor o saygın pozisyon da o saygın pozisyon ne? Cumhuriyetçi Türk Partisi nasıl bir konumda olmak istiyor ki Euro'ya geçişi ya da Euro meselesini kendi konuşabilsin nasıl saygın bir pozisyonda olmak istiyor ki kimseye sormadan Kıbrıs'ın kendi dinamikleri içerisinde tam gün eğitime geçebilsin. Nasıl bir koşulda olacak, nasıl bir saygın pozisyon kuracak ki şu anda dibine kadar ki devletli çözümün konuşulduğu cumhurbaşkanlığı düzeyinde, toplum liderliği düzeyinde Türkiye'nin dış politikasıyla iç içe geçirilmiş iki devletli tezinin yanında ...federasyon tezini konuşacak. Nasıl bir saygınlık kuracak, nasıl bir ilişki kuracak ki bunları yapabilme kaygısında? İşte burada da Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kendisi sorgulanmaya başlayacak anladığımız kadarıyla. bunlar neden Ulusal Birlik Partisi yapamadı falan değil. Bunların hepsini Ulusal Birlik Partisi de yapabilir, Cumhuriyetçi Türk Partisi de yapabilir. Önemli olan hangi koşulun içerisinde bunların konuşulacağı aslında, bunların dile getirileceği. Cumhuriyetçi Türk Partisi... Genel Başkanı Tufan Erhürman ve şu anda da çok konuşuluyor adaylar kontenjan adayları kim olacak Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde seçimi olan hazırlıklar sanıyorum ki yarın son gün mü? Yarın değil önümüzdeki hafta yanılmıyorsam son günleri var. Ee, bazıları son gün verdi 50 kişilik listelerinde belirledi, belirlediler ama e, YSK 16, e, 14 Aralık'ta sunulacak e, yanılmıyorsam adaylar tam olarak. Bu önümüzdeki hafta sonu Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi kendi adaylarını belirleme seçimi yapacaklar. Biri yakında üniversitesinin salonunda diğeri ise yanılmıyorsam. Atatürk Spor Salonu'nda Yeniden Doğuş Partisi de bu hafta içinde bir liste vardı ama şu anda aklımda kalanları söylüyorum. Yeniden Doğuş Partisi de bu hafta içinde yine belirleyecek adaylarını o da Atatürk Spor Salonu'nda seçim yapacaklar. Çünkü işte 50'nin üzerinde başvurular var. Bununla ilgili bir seçim yapılacak. İşte bunun için propaganda çalışmaları başladı. Bu arada yapılan konuşmalarsa bir yere not edilmeli. Gerçekten bir yere not edilmeli. Tufan Erhulman'ın e, bu yaptığı açıklaması da, diğerleri de, Fay Studioğlu'nun, diğerlerinin, milletvekili adaylarının kimin ne kaygısıyla, e, hangi kaygıyla o meclise girme durumu var. E, gerçekten ülkenin bittiğini kabul ederek, tamamen çöktüğünü kabul ederek ve buna çözüm bulmanın yolunun şuralardan 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 geçtiğini, ee, bir kez daha e, burada yaşayan insanlara anlatarak, hatırlatarak mı devam edecekler? Yoksa e, işte nasıl geldiyse öyle gidecek. Bir 50 kişi daha, e, daha da kazanan, daha da kazanan hep işte kendi parti ve parti çevresi halkası kazansın ve devam etsin noktasında mı gidilecek? Bunu e, izleyip göreceğiz herhalde. Ama <laughs> her şeyi herkesin... Konuşması dileğiyle bu sürecin içerisinde. Evet bir, bir sağlığa da değinelim. E, Koronavirüs vaka bir gün içinde 3 kişi hayatını kaybetti. Deren Oygar Müsteşar, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı e, büyük bir oranda aşısızların e, yoğun bakımda olduğunu, hastaneye yattığını, e, diğer taraftan üçüncü doz aşısını yani do, aşı dozlarını tamamlamamış olanların da hastanede e, olduğunu söyledi. Yoğun bakımda e, kapasitesi artırılıyor, hemşire sayısının artırılacağını söyledi. Bu konuda ciddi sıkıntı yaşanıyor biliyorsunuz pandemi hastanesinde e, 20 kişilik 25 kişilik pandemi hastanesinin şu anda 24 e, pardon 24 yataklı yoğun bakım servisinin kapasitesinin artırılması lazım. 20 kişi yoğun bakımda. dört kişilik yer kaldı. Tamam, yerler ayrılabilir. İşte biz Getride de bir yer ayırmışlar. Şurada da bir yer ayırdılar, burada da bir yer ayırdılar ama esas mesele o değil. Esas mesele gerçekten e, büyük zorlukların yaşandığını söyleyebiliriz. 36'ya çıkarılacak konuma getirilecek yoğun bakım meselesi. E, hemen böyle rakamlara değinecek olursak Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin %70'inin aşısız olduğunu tespit ettiğini söyledi Deren Oygar. Bu önemli bir rakam. Bir de %40'ı da çift doz aşı olmuş ama 3. doz aşısını olmamış. Yani aşıları tamamlanmamış sayılıyor böyle olunca. Sinovac aşısı yaptırmış, çift doz aşı yaptırmış kişilerin 3 ay, e, Biontech AstraZeneca e, yaptırmış kişilerin ise 6 ay sonrasında 3. doz aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda çeşitli düzenlemeler yaptı, aşı merkezleri kurdu, 6 aralığa kadar da aşılarını tamamlamamış olanların adapastlarının iptal edileceğini de söyleyebiliriz. Birçok yere de girişleri, bazı yerlere girişleri olmayacak, bazı yerlere de PCR veya antijen testi olmadan giremeyecekler. Böyle bir süreç yaşanacak, yaşanıyor zaten şu anda da. Bu arada ee, gerginlik var. 8000 bin 9 üzerinde her gün aşı yapılıyor. Aşı var ve bu aşıya ulaşma konusunda da ciddi bir sıkıntı yok. Şu anda sadece sıra bekliyorsunuz uzun kuyruklarda. Ee, buna da belki çözüm bulunsaydı iyi olunabilirdi. Biraz daha teşvik unsuru olurdu en azından. O sırayı gördüğünde insanlar gitmek istemiyor. İşi gücü olan insanlar var. Bırakmak istemiyorlar tabii bunları ama... Ee, hemen böyle söyleyelim ee, aynı dönem içerisinde yani bu dönem içerisinde yoğun bakımda tedavi gören hastaların %51'i aşısız, %45'i çift doz aşı, 3. doz hatırlatma aşısını olmayan kişilerin oluşturduğu kaydediliyor. Ogar e, ülkede COVID-19'dan hayatını kaybeden kişilerin %70'inin aşısız, %27'sinin de hatırlatma dozunu yaptırmayan kişiler olduğu belirtiliyor. Yani 3. 4. doz aşıları aslında e, onların terimleriyle söyleyecek olursak hatırlatma dozu deniliyor. Yani biz vücudumuzdaki o antikor seviyesini COVID-19 salgınına karşı e, bir hatırlatma yapıyoruz ve diyoruz ki biz buradayız, kendimizi koruyoruz, kendimizi de koruyacağız. E, o yüzden istediğin kadar üstün. Biz o korumayı aldık ama eğer üçüncü dozumuz, dördüncü dozumuz yapılmamışsa burada bir sıkıntı var demektir. Bir an önce e, bunu e, sağlamamız lazım. Mesajlarınız var. Günaydın demiş Hakan Uçok. E, Teşekkür ederiz. Mustafa Onur da, Euro'ya geçiş sadece ekonomik bir tercih değildir. Aynı zamanda siyasi bir tercihtir. Türkçesi, Türk lirasının ve dolayısıyla da Ankara'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üzerindeki hakimiyetine son verip Brüksel ve Euro'nun hakimiyetini savunmak demektir. Ama bunu elde etmek için bu topraklar zaten Avrupa Birliği toprağıdır. Sadece müktesabat askıdadır demek yetmiyor. Çare ne Ankara ne Brüksel'dedir. Halbuki çare Lefkoşa'dadır. Çareyi Ankara ve Brüksel'de arayanlardan bu halka hayır gelmeyecektir demiş. Yılmaz Paylan'da dörtlü koalisyonda başbakan olduğu dönemde güya Tayyip'le Euro döviz konusunu görüşecekti. Tabi unutuldu ve görüşülmedi. Bu konuyu da bugüne kadar hiç konuşmadı, hiç ağzına da almadı. Şimdi ise bu konunun prim yaptığını görünce tekrar konuşmaya başladı. Popülizmde sınır yok demiş. Zekiye Kansu bizi izliyor. Günaydın dileyelim. Serkan Abad'da yapılacak seçimlerde kendi aralarında yarışan bir milletvekili adayları olacak. Halkın seçim değil geçim derdi ve dövizin düşmesinde e, acı ama gerçekte şu ki Türkiye'nin bir dış savaşa girmesiyle olur. Her şeye her gün zam geliyor. Memlekette akaryakıt yok demiş. İşte i̇nsanların e, neyi konuştuğunu e, iyi bilmemiz lazım. Neyi kendine sorun ettiğini İyi görmemiz ve düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Aslında dert seçim değil, daha çok geçim. Ama seçim de var ve bu geçimi kullanarak, geçim e, hassasiyetini kullanarak e, bir seçime giriyoruz belli ki. Evet programımızın süresini doldurduk. Hemen programımızın ardından Gökhan Altıner sizlerle birlikte olacak e, kendi gündemiyle sizlere ulaşacak ve sizlerin soruları görüşleriyle e, programını yapacak. Ve e, gün içindeki haberler, detaylar, son dakikalar, canlı yayınlar. Hepsi ve daha fazlası kıbrıspostası.com ve Kıbrıs Postası TV aracılığıyla sizlere ulaşırken saatler 18'i gösterdiğinde Kıbrıs Postası Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteni sizlerle birlikte olurken saatler 19'u gösterdiğinde de Asla Önay Akçay yönetiminde Engelsiz Bülten sizlerle olacak. Yarın sabah haftanın bazılarımız için son iş gününde, cuma gününde görüşeceğiz saat 8.30'da yeni gündemler ve yeni konularla. Yarın sabah görüşünceye dek mutlu bir gün diliyorum. Vakıf yapmak demek ne demektir bilir misiniz? Vakıf yapmak demek bir malı insanların faydası için sonsuza kadar bağlamak demektir. Mesela fakir çocuklara okutan vakfı kurarken şöyle diyorsunuz. Ben bu dükkanımı vakfediyorum. Ve bu dükkanımın kirası ile sonsuza kadar din, dil, milliyet veya ırk ayrımı yapmadan fakir çocuklar okutulacak. Yani bir vakfın en önemli özelliği sonsuza kadar devam etmesidir. Kıbrıs'taki vakıf malları ile ilgili tarihsel süreçte neler yaşandı bilir misiniz? Osmanlı yönetiminde vakıflar sağlık ve sosyal hizmetler anlamında birçok görev üstleniyordu. Kıbrıs'ta da durum farklı değildi. Osmanlı döneminde Kıbrıs'ta 2200'den fazla vakıf kuruldu. Vakıfların Kıbrıs'ta binlerce dönüm arazisi, binlerce de taşınmaz malı vardı. Bu mallardan gelen gelirlerle vakıf ve hayır işleri yürütülüyordu. Kapalı Maraş dahil bu vakıf malı araziler ve binalar 300 yıl toplumun hizmetinde kullanıldı. Okullar, su kemerleri, çeşmeler, hanlar, hamamlar, camiler ve sağlık ocakları yapıldı ve tamir edildi. İhtiyaçlı kişilere yardımlar yapıldı. Okullar yapıldı ve fakir çocuklar okutuldu. Sağlık ocakları yapıldı ve hastalara bakıldı. İngiliz döneminde ne oldu? 1878'de adada İngiliz dönemi başladı. İngilizler Kıbrıs'ın idaresini alırken vakıf mallarını vakıf kanunlarına göre yöneteceğim diye imza attı. 1923'te ise Lozan Anlaşması imzalandı. Burada da adaya artık resmen hakim olan İngilizler vakıf mallarını